Bugünkü qonağımızı hər kəs tanıyır. Bəlkə də xüsusi tanıtıma ehtiyacı yoxdur. Ona görə ki, Oya Ergün adını eşidən hər bir azərbaycanlı onun doğulduğu qardaş Türkiyə qədər ölkəmizi də necə sevdiyini bilir. İstər Azərbaycanda, istərsə də konsert verdiyi dünyanın dörd bir tərəfində fəxrlə təmsil edir vətənimizi. Hər zaman deyir ki, Azərbaycanda özümü Türkiyədəki kimi hiss edirəm. Artıq 8 ildir yaşayıb yaratdığı bir məmləkətin övladı hesab edir özünü. Beləliklə, Debilim layihəsinin bugünkü qonağı tanınmış müğənni Oya Ergündür. Mən opera müğənnisiyim. 8 ildir də Azərbaycanda fəaliyyət göstərirəm. Çoxlu konsertlərim olur, albümlər bırakmışam. Aynı zamanda xaricdə də çoxlu konsertlərim olur, git-gəl yapıyorum, amma daha çox burada fəaliyyət göstərirəm. Musiqi yapılan və çox kulaq asılan bir evdə doğulmuşam. Dolayısıyla onun içinə doğduğum için hər zaman musiqi benim bir parçamdı. Və bu bütün ömrüm boyunca da böyle gitti. O yüzden tahsilimin musiki olması hiç şaşılacak bir şey değil. Büyük bir şans hissediyorum kendimi bu konuda. Bu sahada ailem benim ne olmam konusunda bana hiç karışmadı. Ben özüm çalıştım musikici olmaya ve musiki alanını seçtiğim zaman benim atam da çok şad olmuştu. Daha çok show business'la medeniyet kanalları ayrı biliyorsunuz ve ben medeniyet sahasındaki verilişleri daha çok tercih ediyorum. Daha çok değil, son zamanlarda evet dediğim bütün verilişlerin içinde bir medeniyet konusu olması gerekiyor. Show business'tan daha çok bu tarafı kabul ettiğim için her tedbirde, her konserde beni görmüşsünüz. Ben Azerbaycan musikisine ve medeniyetine gerçek anlamda vurgun bir insanım. Hani bu böyle bir söz değil, gerçek. Çünkü buraya geldikten sonra bir insanın kardeş ülkesi ne demekmiş? Ben bunu yaşayarak görmüş bir insanım. Kendi ülkemden uzakta, hariçte çok uzun yıllar yaşamış bir insan olarak aradaki farkı çok yaxşı görebilirim. Çünkü bir Azerbaycan bizim kanımız, canımız gibi o kadar çok buralı hissediyorum özümü. Ve hani bizim büyük Atatürk'ümüzün söylediği gibi sevinciniz sevincimiz. Bunu iliklerimde hisseden bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve Azerbaycan'a geldikten sonra da musikisinin ne kadar az şeyini bildiğimi gördüm. Bu aynı demek olar ki bir buzdağının sadece üstünü görmek kimi. Meğer o kadar daha zengin, o kadar daha güzel ve büyük bir musiki medeniyeti varmış ki Mugam'la karşılaştım. Sonra halk musikileriyle karşılaştım. Sizin çoklu sanatkar insanlarla karşılaştım ve sanatkar bir millet olduğunu gördüm. Bu beni çok heyecanlandırdı. Ve Azerbaycan yaşamış olmak, hayatımın bir dönemini burada geçirmiş olmak benim hayatımdaki en büyük şanslardan biri diye düşünüyorum. Reşit Behbidov'a hayrandım. Bunu herhalde bütün musiki cemiyeti biliyor çünkü onun adına bir CD de yapmışım. Ve Reşit Behbidov'un 100. ad gününde çıkışım oldu. Sonra da bir neçe defalar ad günlerinde Reşit Behbidov'u her zaman dekabrın sonunda onu anırım. Onunla ilgili konsertlerimde yer veririm. O benim için çok özel bir musikicidir. Çünkü Doğu'nun eşsiz bir bülbülüdür benim için. Eğer her zaman söylüyorum, sizin programınıza da söylemek isterim. Onun bir Avrupa veya Amerika pasaportu olsaydı şimdi bütün dünya onu tanıyordu. Çünkü çok eşsiz bir sesi var. Bir fonasyon sırasında size musikiyi direkt olarak aktaran müthiş bir musikiçi. Bu içimden geldi. Gerçekten aşkla yapılmış bir şeydi benim için. Çünkü hakikaten büyük bir cesaretti. Çok kötü olabilirdi. Çok kötü eleştiriler, tenkitler olabilirdi. Ben hepsine açıktım. Ama çok şükür ki uğurlu oldu. Ben de söylediğimden mutlu oldum. Çünkü hakikaten Reşit Behbidov'un bana verdiği ilham benim yaptığım musiki de ortaya çıktı.
Ben umumiyetle klasik musikiye kulak asıram. Yani klasik batı musikisine, Bach, Beethoven, Mozart kimi ve onların 20. yüzyıldan sonra yazılmış modern musikilerine de kulak asıram. 21. yüzyıl bestekarlarına, halen yaşayan bazı bestekarların o alanda yaptığı musikilere kulak asıram. O da müziğini çok severim. Burada da bir neçe defalar değil, her ay düzenli olarak o da musikisi konsertimiz olur. Sizin Azerbaycan Devlet Filarmoniyası'nın çok eşsiz sanatçıları burada sahne alırlar ve umumiyetle söyleyebilirim ki musikisiz günüm geçmez. Ben Azerbaycan'a gelmeden önce Frengiz Alizade hanımefendi ile tanışmıştım. Onun bir eserini dinlemiştim Almanya'da ve Amsterdam'da. Ben Amsterdam'da yaşıyordum o yıllarda ve hayran olmuştum. Ve Azerbaycan modern musikisinin de harika olduğunu o yıllarda sinyallerini almıştım. Sonra Said Gani diye çok yahşi bir genç bestekarınız var. Onun da eserlerine kulak asmışam. Ve hakikaten çoklu, çok uğurlu, güzel bestekarlarınız olduğunu bilirim. Bu bir gelenek aslında. Avrupa'da çoklu çoklu evler var ki özel olarak sadece ev konserti yapılıyor. Ve uzun yıllardır, hatta 100 yıllardır yapılan özel ev konserti evleri var. Aynı şey ben duymuşam ki Azerbaycan'da da evvelden yapılıyormuş. Ben bu geleneği tekrar hatırlatmış oldum bir şekilde. Benden sonra birkaç evde de aynı şekilde konserler oldu. Bundan çok şadım ve buraya hakikaten burada şu gördüğünüz bu sahnede çok değerli, çok kıymetli Azerbaycanlı bestekarlar, musikiçinaslar, musikiçiler sahnede bulunuyorlar ve çoklu güzel konserler gerçekleşiyor. Çoğunlukla Azerbaycanlı konaklarım ve Azerbaycan'ın çok musikiye kulak asmayı seven talebeleri, öğretim görevlileri, ondan sonra sanatkarları, ressamları ve çok değerli insanlar konaklarım oluyor. Şimdi ben yeni bir albüm saldım. Türkiye'nin 7 bölgesinden türküleri söyledim. Fakat bu türküleri bu zamana kadar hiç yapılmamış şekilde farklı bir tarzla çok seslendirdik. Ve bu çağın, yani şimdiki yüzyılın, şimdiki esrin imzasını atmak istedik. Şimdiki asırda yapılan musikilerde teknolojiden faydalanıyor. Birçok farklı enstrümanı bir araya getirerek yepyeni ansambullar oluşturuluyor. Doğa sesleri kullanılabiliyor ki biz bunların hamısını kendi CD'mizde yaptık. Ve insan sesini de bir enstrüman kimi kullandık. Yani bir keman, bir flüt, bir skripka gibi enstrüman kimi kullandık. Ve bunun şimdi yeni bir basımı yapılacak ve bu basımda Türkiye'nin o 7 bölgesine Azerbaycan'ın Karabağ'ını da ekliyoruz ve Cennetim Karabağ türküsünü de söyleyeceğim inşallah. Kirha'da konsertim oldu, Mugam merkezinde ve Azerbaycan'ın çoklu konser salonlarında çıkışlarım hali hazırda gerçekleşiyor. Azerbaycan'ın çok zengin bir medeniyeti var. Yani altyapı çok sağlam. Ve o sağlam yapı şimdi gerçekten kaliteli musikiyi talebedir. Ben ilk geldiğimde bu kadar çok, yani musikinin asıl özünün güzelliğine hitap eden insanlarla çok karşılaştım. Ama şimdi her geçen gün söyleyebilirim ki, çünkü talebelerle de bir aradayım, söyleyebilirim ki her gün daha yaxşı musikiye kulak asmak isteyen ciddi bir tamaşacı var. Ve bu gün günden artır. Aile çok önemli, toplumun en küçük yapı taşı. Bildiğiniz kimi ve ailedeki hoşbahtlık sizin işinize mutlaka yansır. O yüzden insan önce kendi etrafını, kendi ailesini ve kendi komşusunu mutlu ederse bütün cemiyeti mutlu edeceğini düşünüyorum. Mutlu bir insanın, mutlu bir toplumun en önemli yapı taşı olduğunu düşünüyorum ve insanın karşısındakinin mutluluğunu her zaman önemsemesini önemli buluyorum. Avrupa'da yaşadığım yıllarda bir menajerlik şirketiyle çalışıyordum. Onlar bizim konsertlerimizi özleri teşkil ediyordu ve düzenli bir şekilde yayınlıyorlardı. Ben şimdi de
çok yeni olarak bu yay ayından itibaren yeniden menajerle işlemeye başladım. Ve bunlar söylediğiniz layihaların hepsi bir bir gerçekleşecek. Bundan önceki hayatımda, şimdi uşağım 10 yaşında ve burada büyüttüm onu. Ve ona çok fazla vaktim gidiyordu. Ve ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir annenin yani bir evladın her şeyden çok anneye ihtiyacı var. O yüzden evladımı büyütürken kendi işimden elbette ki isteyerek, severek fedakarlık ettim. Şimdi kendi işimi daha çok yapma fırsatım var. Çünkü oğlum artık okuluna gidiyor. Artık onun kendi sosyal çevresi var. Dolayısıyla yavaş yavaş söylediğiniz işlere tek tek adım atacağımı düşünüyorum. Azerbaycan'a gelmek benim hayatımın çok büyük bir şansı. Hiçbir zaman böyle hissetmiyorum burayla ilgili olarak. Sadece şunu yapmak istedim ki ilk geldiğim zamanlar beni daha çok popüler musiki söylemeye yönlendirdiler. Çünkü başka türlü hiç kimsenin beni tanımayacağını düşündüler. Başa düşürem, çok yaşlıydı onların verdiği bu öğütler. Ama ben yine isterdim ki ilk geldiğimde de yine barok musiki yapayım, yine ansambul yapayım, yine daha işler yapayım, daha popüler olmayan işler yapayım. Ama buraya ilk geldiğimde yaptığım popüler işler için bazen ya keşke bunların yerine şunu yapsaydım dediğim oluyor. Bölgelerde tabii ki olmuşam ve yine de olmayı fikirleşirem. Azerbaycan çok güzel bir ülke ve diğer bölgelerinin de Bakü kimi gelişmiş olmasını görmek beni çok mutlu eder. Bir neçe defa bölgelerde halk konserlerinde de çıkış ettim. Televizyalarda çıkış ettim. Yine aynı şekilde her zaman etmeye hazırım. İnşallah konservatoryalarda yavaş yavaş burada evde uzun yıllardır araştırma yaptım. Şimdi doktoramı tamamlıyorum. Yaptığım konularda artık çıkışlar edeceğim. Öğrencilerle buluşacağım. Tekrar masterclasslar ve workshoplar hazırladım. Fevral ayından itibaren inşallah bunlara başlıyoruz. Azerbaycanlı talebelerle bir arada olmak beni çok mutlu ediyor. Çok şad oluyorum. Arzularım odur ki Azerbaycan musikisini bütün dünya duysun ve tanısın ve Azerbaycan'ın sanatçıları hak ettikleri değerleri bulsunlar. Bütün arzum budur.